Sayın Şahin, doğru haber. Eski derin devletin ve yeni bir darbenin kilometre taşları mı düşünüyor? Eskiye kıyasla Diyanet'te takdir ettiğimiz bazı gelişmeler oldu. İlahiyat fakültelerinde de benzer gelişmeler yaşandı. Ama bu kısmi müspet gelişmeler Türkiye'de ne Diyanet İşleri Başkanlığı ve ne de İlahiyat Fakültelerini müçtehit makamına getirmiş değildir. Diyanet İşleri Başkanlığına ve İlahiyat Fakültelerine müçtehit makamında seviyesinde İslami merciler payesi biçmek doğru değildir. Bugün itibariyle İslam'ı güncelleme salahiyetleri yoktur. Ancak sahih İslam'ı kaynaklar doğrultusunda fetva verebilir, eğitim, irşat ve ıslah görevi görebilirler. Şu aşamada bunu yapsalar nurun ala nur olur. Bütün bunları bir tarafa bırakarak ve piyasada konuşan, yazan çoğu hocaların bazı konularda İslam adına yanlış konuştuğunu ve yazdığını da bilerek ve kabul ederek söylüyorum. Şayet Sayın Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını ve İlahiyat Fakültelerini sahih İslam'a hizmet edecek şekilde ıslah etmeden ve piyasada İslam'ın köküne kibri suyu döken hoca kılıklı şahısların ve lağım kanallarına dönüşmüş TV kanallarının önünü almadan Diyanet'i İslam adına tek merci yaparsa, Kemalistlerin yıllarca gerçekleştiremediği en büyük hayallerini onların adına gerçekleştirmiş olacaktır. Dini, İslam'ı devletin tekeline sokmuş olacaktır. Kemalistler bu ülkede kendi devri iktidarlarında gerçekleştiremedikleri hayallerini Müslüman bir şahıs olarak Sayın Erdoğan eliyle gerçekleştirmiş olacaklardır. 15 Temmuz darbesinden sonra hükümet içinde etkin bir el İslami cemaatleri ve şahısları bitirmeye karar vermiş. AK Parti ve Erdoğan da bilerek veya bilmeyerek buna hizmet ediyor. Benim kastım, cezaevinden çıkınca cemaatlerin kökünü kazıyacağım tehdidinde bulunan Doğu Perinçek'in dışında hükümet içinden bir el. Eski derin devletin bir ayağını ulusalcı Kemalistler oluşturuyorduysa, diğer ayağını da emniyet üzerinden milliyetçi Kemalistler oluşturuyordu. Son zamanlarda bu iki derin ayak giderek tekrar güçleniyor. Biri hükümete yakın durarak, hükümetin gözünü boyayarak özellikle orduda ve yüksek yargıda oluşmuş olan boşlukları dolduruyor. Diğeri de en etkin bakan ve hükümetle ittifak kurmak üzerinden içten içe devleti ele geçiriyor. Sayın Erdoğan, bütün uyarılarımıza rağmen çözüm süreci ve FETÖ konusunda yaptığı hataları şimdilerde eski derin devleti yeniden güçlendirip dirilterek tekrar yapıyor. 28 Şubat öncesi yayınlara benzer yayınlarla kilometre taşları döşenmeye çalışılan yeni bir darbe, Türkiye için ihtimal dışı ve uzak değil. Ancak bu ülke FETÖ darbesini atlattığı gibi güçlenecek olan eski derin devletin muhtemel yeni bir darbesini atlatabilir mi? Çok emin değilim. İnşallah biz yanılmış olalım. Bu arada ne manaya geldiğini anlayanlar için önemli bir işaret fişeği 90'lı yıllarda emniyet mensuplarının insanları arabalara bindirip gece ormanlık alana götürerek seni burada öldürebiliriz deyip bize çalışacaksın ki bir sonraki adımı da tetikçilik yapacaksın türü devlet eliyle toplumu terörize etme uygulamaları bölgede yeniden melun başını göstermeye başlamış.